Selamünaleyküm arkadaşlar, Arkadan hoş geldiniz. Nasılsınız, ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız bizler de iyiyiz. Çok şükür değerli izleyicim, abilerim, ablalarım, arkadaşlarım. Sizler nasılsınız, ne yapıyorsunuz değerli izleyicilerim? Allah'ım hepinize iyilik, sağlık versin. Dertler verip dermanlar atmasın, sen kapları bakmasın. Yüce Mevlam yüce alalım. Bugün sizler de arkadaşlarım dolma kuper dolduracağım. Umarım sizler tarif videomu beğenirsiniz. Tarif videomu beğenmeyi hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Aboneliklerinizi, beğenilerinizi, yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum. Videomu sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim değerli can dostlarım. Evet, şimdi ister videomuza geçelim inşallah. Şöyle değerli izleyenlerim, sizleri burada şöyle görmüş olduğunuz gibi dolma biberlerimizi göstereyim canlar. Domates dolma biberleri deniyor bunlara değerli izleyicilerim. Sizlere de şöyle yaklaşık bir göstereyim. Görüyor musunuz? Şu şekilde aynı domatese benziyor. Şöyle göstereyim sizlere, şöyle göstermek istedim. Bugün de bunları dolduracağım işte canlar. Az sonra yıkayıp temizleyeceğim. İlk önce şöyle bir harcını hazırlayayım ben bunu sizlerle birlikte. 1,5 su bardağı. İçerisinde ben arkadaşlarım şu şekilde pirinç kullanacağım. Ben içerisinde arkadaşlar bulgur kullanmıyorum. İsterseniz sizler kullanabilirsiniz. Sizlere kalmış yani yarı 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 yapabilirsiniz. Ya da 1 su bardağı pirinç, yarım su bardağı bulgur da kullanabilirsiniz içerisinde. Biz arkadaşlarım bulguru sevmiyoruz. Ben de sevmemiş bulgurla. Bizim köyde çok iş bulgurlu yapar ama şöyle gördüğünüz gibi güzelce koydum bunun içerisine. Arkadaşlar şöyle bir kap ben bunu yıkayacağım canlar. Bir kap suyunu süzdürelim yani değerli izleyicilerim. Bir kap suyunu süzdürelim ki içerisindeki nişastası bitsin. Sonra sizler içerisine iç harcına koyulacak malzemeleri koyacağız inşallah. Şöyle bir kap şey verdim hemen. Bir kap çıkamamız yeterli olacaktır. Bazı işler hiç çıkamıyor arkadaşlar. Ama tabii ki temizliğinden emin olmak için şöyle dikkat ediyorum. Ben yine de şöyle şunu tamamen güzelce çıkardım. İç harcına malzemelerimi getireceğim için sizlerin önüne arkadaşlarım. Şöyle tamamen gördüğünüz gibi güzelce süzdüm. Şunu kapağını da kapatayım da pirincimizin açık kalmasın. Şuradan direkt karabiberimizi alıyorum. Göz kırağı karabiber arkadaşlarım. Sizler kendine göre ilave edin. Böyle diğerini getirdim de diğerini kapağı açılıyor çünkü onun kapağı açıldığı için hemen koyuluveriyor onun arkadaşlar. Şöyle göz kırağı içerisinde karabiberler diyorum sizlerle birlikte gördüğünüz gibi. Karabiber çok olursak böyle olur arkadaşlarım içerisinde. Kendi sevdiğinize göre ayarlayabilirsiniz yani. Karabiberimizi ilave ettim. Şöyle kırmızı toz ben ilave edeceğim şimdi sizlerle birlikte. Göz kırağı arkadaşlarım yine bu da. Şöyle kırmızı toz biberimi ilave ettim. Birazcık içerisine şöyle sıvı yağ ilave ediyorum. Göz kırağı yine kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Fazla ilave etmeyelim arkadaşlar. Şişen hazırlıyoruz çünkü. Şöyle tuz ilave ediyorum göz kırağı kendimize göre. Birazcık çok atalım şöyle. Tuz belli olsun yani. Bu kadar da tuz yeterli olacaktır buna. Kimyon ilave edeceğim şimdi içerisine ben bunu birazcık. Sizlerle birlikte şöyle yarım çay kaşığı kimyon. Şöyle kimyonumuzu da ilave ettim. Şimdi içerisine arkadaşlar çok az da ben size ilave eder misiniz bilmiyorum. Ben nane ilave ediyorum. Şöyle nanemizi de ilave edelim. Nanemiz de yine göz kırarı. Bir çay kaşığı ile yarım çay kaşığı arasında hepsinden koyabilirsiniz. Şöyle nanemizi de ilave ettim gördüğünüz gibi içerisine. Evet arkadaşlar başka bir şey koymayacağız içerisine. Bir de soğanımızı doğrayacağım. Bir adet büyük olan arkadaşlar soğan doğrarım bunun içerisinde. Soğanlı gerçekten çok güzel oluyor. Bazı kişiler soğansız da yapıyor. Kendinize göre ayarlayabilirsiniz yani. Ben büyük bir soğan koyunca arkadaşlar içerisinde gerçekten çok güzel oluyor. Değerli can dostlar. Şöyle soğanımızı güzelce doğrayacağım içerisine. Küçük küçük doğrayalım arkadaşlar. Taze soğan. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir kat zarının kabuğunu soyuyorum. Bir kat zarını soymazsanız çünkü arkadaşlar çok kaygılı oluyor. Kuru soğandan bunlar daha yeni toplandığı için taze soğan bunlar. Bir kat soyuyorum o yüzden üstünden. Bir şekilde güzelce soydum. Şimdi sizlerle güzelce doğrayacağım. Çok ince de doğramayalım, kalın da doğramayalım arkadaşlar. İnce doğrarsanız içerisinde direkt kaybolur. Birazcık hatta kalın doğrayabilirsiniz. Kendinize göre yapın yani arkadaşlar.
arkadaşlarım, can dostlarım, değerli izleyenlerim. Sizleri gerçekten çok seviyorum, ailem gibi görüyorum. Sağ olun, var olun. İzlediğiniz için, destek verdiğiniz için. Sizler bana aile oldunuz, kardeş oldunuz, abla oldunuz, abi oldunuz. Buyurun gelin sizler de yiyelim, içelim inşallah. Akşam yemeğimizde de bugün. Ben böyle dolma kıper doldurayım dedim. Dolumumuz aslında dolma kıper var da. Dün ben bu dolma kıperi pazarda görünce aldım arkadaşlar. 5 liraydı kilosu. 1 kilo dolma kıper aldım kilosu 5 liradan işte. Yemek için. Sizin oralarda bilmiyorum daha dolma kıperler çıktı mı. Bizim burada 5 lira şu anda arkadaşlarım. Can dostlarım. Domates olduğu için galiba bunlar da bilmiyorum yani. Ben seviyorum ama bunların tadını gelmişim arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Domates dolma bölge satılıyor. Sizlerin normalde belki de dolma kıperler çıkmamıştır. Bazı yerlerde pahalı, bazı yerlerde ucuzdur. Bizim köyde mesela arkadaşlar daha ucuz değil dolma kıperler. Çünkü bizim köyde daha çıkmadı. Afyon Kalesi'nin başlangıç ilçesinde. Şekilde güzelce doğradım yarısına. Şöyle diğer kalan yarısını doğrayacağım sizlerle birlikte. Şöyle ben hızlı hızlı doğrayalım arkadaşlarım. Hızlı hızlı yapalım akşam bugün önümüzde. Sizlerle şöyle güzelce doğrayalım. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim, değerli ablalarım. Çok fazla ince yapmayacağım bu sefer. Geçen sefer çok ince yapmışım arkadaşlar. İçerisinde kayboluverdi soğanlar. O yüzden bu sefer birazcık diri bırakacağım. Şöyle. Tamamdır artık bu da. Sarımsak falan ilave etsem içerisine bilemedim. İçerisinde sarımsağı var ama burada ilave edeyim bari. Bir diş, iki diş ilave etmemden sorun olmaz. Acı olmasın yani fazla arkadaşlar. Bizim evdeklerde fazla acı sevmez öyle. Bunun içerisinde bir iki diş de sarımsak ilave edeceğim içerisinde. Değerli dostlarım. Umarım beni izlemekten memnun kalıyorsunuzdur. Ben tercih ettiğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize şükranlarımı sunarım. Yurt içi, yurt dışı. Tüm izleyenlerime selamlar olsun. Şöyle iki de işte sarımsak ilave edeceğim içerisine de izleyicilerim. Kanal adımı değiştirdim bu arada. Kendi adımı soyadımı yaptım. Bilmiyorum artık izlenmelerim böyle bir tık yükselir belki. Diğer kanalların kendi isimleri vardı. Bakalım artık arkadaşlar. Yükselmezse geri yine. Aynı Oğuzhan dünyasında çeviririm. Şu anda Oğuzhan Özbacak. Instagram'ım da aynı bu isimde. Zaten hep aynı isimdi böyle. Oğuzhan Özbacak. Onda bir Oğuzhan dünyasında mı çevrildi bir şeyler oldu işte. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Beni takip etmeyen amcalarım, abilerim varsa. Şöyle sarımsaklarımızı birazcık kalan doğrayacağım arkadaşlar içerisine. Ama şöyle küp küp doğrayacağım. O yüzden içerisinde kalın kalın görünmeyecek. Sizler isterseniz ilave edin sarımsağı, istemezseniz ilave etmeyin, kendinize kalmış yani. Ben sarımsak ilave ediyorum içerisine sevdiğimiz için. İçerisine sizler isterseniz acı biber de ilave edebilirsiniz. Bazı kişiler şu anda içerisine domates falan ilave ediyor. Daha ben bu içerisine arkadaşlar birazcık salça ilave edeceğim canlar. Şöyle sarımsaklarımızı güzelce içerisine ilave ettim değerli izleyicilerim. Artık içeride doğrancık bir şey kalmadı. Artık sarımsağımızı ilave edeceğim ben buna. Sarımsağımızı ilave ettik. Şöyle salçamızı ilave edeceğim. Sizlerle birlikte. Bir yemek kaşığı da salça ilave etsem yeterli olur herhalde. Bu şekilde. Bir yemek kaşığı da salçamız var. Çok az bir şey daha ilave edeyim içerisine. Renksiz olmasın arkadaşlar. Renksiz güzel olmuyor çünkü. Fazla koyabilirsiniz. Kendinize göre yani. Bunu dışarı koyayım. Az sonra koyuyorum zaten. Şöyle bir kat hemen karıştırıverelim. Tamamen tüm sosuyla. Görüyor musunuz arkadaşlar bu şekilde? Tamamen baharatını karıştırıyorum içerisinde sizlerle birlikte. Böyle biraz bastıra bastırıp karıştıralım ki güzelce her tarafını karışım. Homojenize bir kıvam alsın içerisinde. Soğanları falan sırf karışsınlar. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Size söylemiş olduğum gibi tüm ölçüleri kendinize göre ayarlayabilirsiniz. İsterseniz başka baharatlar da ilave edebilirsiniz içerisine. Kendinize kalmış yani. Şöyle tamamen ben bunları karıştırıp
İşin arkadaşlar tavuk da koyabilirsiniz. Dana eti de koyabilirsiniz. Kuzu eti de koyabilirsiniz. Kendi de kalmış yani. Bazı içerisinde tavuk ciğerini varsa koyuyor arkadaşlar. Ama ben tavuk ciğeri falan kullanmıyorum içerisinde. Şöyle gördüğünüz gibi güzelce bunu da karıştırdım bir çarjına. Göstermek istedim size de şöyle bir. Görüyor musunuz arkadaşlarım? Bu şekilde oldu. Tamamen güzelce karıştırdım. Şöyle göstermek istedim sizlere. Harcısam iyi oldu gördüğüm rengi falan. Az sonra şunların uçlarını alalım arkadaşlar, yıkayalım. Sonra sizlerle birlikte dolduralım inşallah. Şöyle şimdi sizlerle arkadaşlarım iç harcımızı şuraya masamız üzerine koyayım ben. Sizlerle şimdi şöyle uçlarını alacağım değerli dostlarım. Şimdi görüyor musunuz arkadaşlar? Bazı kişiler böyle yapıyor ama bundan çıkmaz herhalde böyle. Böyle ucundan keseceğim sadece. İçerisine koyacak yer kadar. Şu yuvarlağın çevresine kesiyoruz arkadaşlar. Göstermek istedim size şöyle bir. Bunlar biraz daha zor çıkıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. İçerisine çevirde falan fazla olmaz arkadaşlar bunu. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi göstereyim sizlere de bir. İçerisine çevirde falan yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi canlar. Şöyle dış kısımlarından alabilirsiniz. Kabuğun uç kısımlarını almaya çalışmayın arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi sapı koptu. Bu şekilde ben gibi direkt böyle alabilirsiniz. Bazılarının içleri çok dolu. O yüzden şu şekilde içlerinden biraz bazı kısımlarını alıyorum. Değerli can dostlarım. Bu şekilde ayırıyoruz gördüğünüz gibi. Bunların da uç kısımları birazcık şey. O yüzden şöyle alıyorum bunları da. Uçlarını isterseniz siz domatesi de kapatabilirsiniz. Ben domatesi falan kapatmıyorum arkadaşlar. Bu şekilde uçlarını tamamen alıyorum. Gördüğünüz gibi değerli izleyicilerim. Bazılarının işleri şu şekilde çekirdekli. Ben hepsini temizleyeyim arkadaşlar. Sonra sizlerle görüşmek üzere inşallah. Evet dostlarım, şöyle görmüş olduğunuz bir içerisinde bunların arkadaşlar birazcık içerisinden ne çıktı biliyor musunuz? Şöyle sizlere de bir göstereyim yakından. Bazen işte sırf dolu çıktı biberlerin. O yüzden onları dolduramayacağım için onları şöyle ayırdım arkadaşlar. Doğurdum onları da iyice şöyle göstereyim sizlere de. Bunları yemekler için falan kullanırız değerli can dostlarım. Şunları da sizlere şöyle bir katı koyacağım içlerine falan. Gördüklerim şuraya da tezgahın üzerine atayım. Tezgahın üzerine falan temiz. Doldurduklarım doğrudan ayır veririm arkadaşlar. Böyle tamamen içlerini ayırıyorum canlar. Canı içleri temiz arkadaşlarım da yine içlerini bir temizliyorum. İşten çünkü bu çıkabilir, böcek çıkabilir, ne olacağı belli olmaz. Şöyle tamamen içlerini güzel yıkıyorum. Dışlarını da tabii güzel yıkıyoruz. Dışları da zaten temiz arkadaşlar. Önceden bir temizlediydim ben bunları. Böyle yine de birkaç tane telefonu temizliyoruz. Değerli can dostlarım. Böyle görüyor musunuz sizlerle birlikte? Telegram'la da yine orta olsun. Orta temizlerim ben yine oraya. Bu telegram zaten günlük kaç kez siliyorum ben. Şöyle ayırdım gördüğünüz gibi. Bir kapta şimdi şöyle bunları süzelim. Kalsın bunun içerisinde. Şöyle bir kat yine burayı sileyim de arkadaşlarım öyle devam edeyim işime sizlerle birlikte. Biliyorsunuz ben bu yersen böyle silerim. Evet şöyle bir kat sildik. Şimdilerde dolduralım inşallah içlerinde. Doldurduklarımızı da arkadaşlarım şuraya tenceremizin içerisine koyacağım. Tenceremize de su içerisinde yağımızı ilave edelim. Bu şekilde yağınızı kendinize göre ayarlayabilirsiniz değerli dostlarım. Bu şekilde görüyor musunuz arkadaşlar? İçlerini dolduracağım sizlerde canlar. Şöyle göz kırar içlerini de doldurun değerli izleyicilerim. Şöyle dolduruyorum sizlerle birlikte gördüğünüz gibi. Benim için fazla gelecek galiba o yüzden ben patates falan da dolduracağım. Şöyle işlerini azar azar kendinize göre öyle göz kararı ilave edin işte arkadaşlarım. İsterseniz sizler içerisine kıyma koyun. Başka şeyler de ilave edebilirsiniz içerisine. Bazıların uçları küçük arkadaşlar. Bu uçları küçük olanları sonra dolduracağım ben. Şöyle gördüğünüz gibi tamamen dolduruyorum bunları. Değerli can dostlarım. Şöyle yan gelmemesine dikkat edin. Gerisi önemli değil zaten. Bir de fazla su ilave etmeyin. Fazla su ilave ederseniz biliyorsunuz zaten yani lapa gibi olur bunlar. Şöyle işlerini tamamen dolduruyorum. Şöyle arkadaşlar elinizi parmağınızı ucuna takarak işlerini tamamen doldurtturabilirsiniz şu şekilde. İsterseniz siz kaşıklarınızla doldurabilirsiniz. Ben şöyle arkadaşlarım içerisine kaşıkla koyuyorum.
Sonra parmağım ucuyla bastırıyorum gördüğünüz gibi. A4'lük arkadaşlar uç kısımları gerçekten açık değil gibi. Onları elime doldurmam lazım şöyle. Elinizde doldursanız da olur. Bazı kişiler bunu kavurtla yapıyor. İçerisinde kullanmış oldukları harcını. Ben kavurmadan yaptım. Çoğu kişi zaten arkadaşlarım böyle kavurmadan yapar. Sizler hiç kavurmadan yapmadıysanız bir de böyle deneyin arkadaşlar. Böyle tamamen lezzet içerisinde kalıyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bir iki tane de ben arkadaşlar patates dolduracağım. Patates doldurması da güzel oluyor. Sizler isterseniz kendiniz de doldurabilirsiniz. Patates dolmasını arkadaşlar restoranlarda falan bazı yerlerde satıyorlar. Bizim köyde zaten çok işte bu zintana falan yedik arkadaşlarım. Sizler de söylemiştim zaten önceki videolarımda patates doldurmuştum önceden bir kere de. Ne zamandır da hiç patates doldurmadım. Patates de biliyorsunuz zaten sizler de ortasından bir böleceksiniz öyle dolduruluyor patates de. Bundan bir fark yok yani fazla. Şekli gördüğünüz gibi tamamen doldurdum. Bir iki tane kaldı arkadaşlarım. Bunları da doldurayım. Sonra size patateslerimizi doldururken görüşmek üzere inşallah. Değerli dostlarım. Böyle gördüğünüz gibi canlı artık patateslerimi dişlerimi almaya başladım değerli izleyicilerim. Şöyle size de bir göstereyim canlılar yakında. Şöyle görüyor musunuz arkadaşlar? Patatesimizin içini boşalttım şu şekilde. Bunu nasıl yapıyorum? Şöyle patatesimi ortadan ikiye bir böldüm ilk önce ben. Sonra orasından bıçakla arkadaşlar şöyle yavaş yavaş bıçakla yavaş yavaş alıyoruz arkadaşlar. Şöyle küçük küçük küp küp. Bir iki tane yerden böyle alınca zaten geri kalanı da soymaya başlıyor kendi kendine. Tam ortasını almanız yeterli oluyor yani. Sonra zaten geri kalanını kendiniz kaşıkla devam ettirebiliyorsunuz. Patatesler zaten yumuşak. O yüzden hemen hemen şöyle göstereyim sizlere de bir. Şuradan tutarsınız arkadaşlarım. Şöyle çevirirsiniz. Böyle çevirince de şöyle size de göstereyim. Patatesin ortası işte böyle ayrılır. Önce kavurduklarından da göstereyim sizlere şöyle. Böyle işte arkadaşlar. İsterseniz sizler bütün olarak da yapabilirsiniz patatesleri. Ben böyle ortadan ikiye böleceğim biraz. Bazılarını da bütün bütün dolduracağım. Sizlere kendinize kalmış yani. Nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Bu şekilde patateslerimizin ortasını tamamen alıyorum sizlerle birlikte. Geri kalan patatesleri ne yapacaksın o zaman bunu içerisinde soracak olursanız. Normal arkadaşlar dolmanın altına koyacağım bir şey olmaz. Bunları da pişirelim içerisinde. Bu şekilde güzel çevire çevire her tarafından tamamen alıyoruz arkadaşlarım. Şöyle göstereyim sizlere de nasıl dolduracağım az sonra. Hepsini onların arkadaşlar işlerini alayım. Sonra bunları da doldururken görüşmek üzere inşallah. Evet değerli izleyicilerim şöyle görmüş olduğunuz patateslerimizin içeren bölümünü boşalttım değerli izleyicilerim. Şöyle step içlerinde dolduruyorum arkadaşlar görmüş olduğunuz bu şekilde. Biraz da bastıralım şöyle. Sizler de bastırma teknik arkadaşlar içerisinden taşabilir. Patatesi güven olmaz. Üzerlerinde şöyle bir kat sizlerde biberle kapatacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere de canlar. Yani az önce içlerini boşaltmış olduğum biberler vardı. Onlar işte bunlardı. Şöyle üzerlerine biberle kapattım. Böyle köşeye de bunları koyayım inşallah. Böyle işlerini tamamen dolduruyoruz arkadaşlar. Derde ben gibi böyle yapabilirsiniz. Canlar gerçekten çok güzel oluyor bu şekilde. Patates dolması. Çoğunlukla biz afyonlu olanlar yapar bunu. Sizler de yaparsınız. Sizler de denerseniz gerçekten beğenirsiniz. Şöyle bazen uçları büyük. O yüzden onların içini doldurmayacağım. Yani neyi doldurmayacağım? Biberi doldurmayacağım üstlerine. Şöyle sadece güzelce içlerini dolduracağım onları. Onlar taşmaz zaten. Şunlar büyük birazcık. Bunları söylüyorum. Diğerleri o diğer küçük olanların ağzını şunların mesela kapatacağım o biberle. Şöyle. Zaten azıcık bir içi koyunca hemen dolu veriyorum bunların içlerini de. Bir iki tane de patlıcan doldururum. Çünkü arkadaşlar bayağı daha var bunlardan. Şöyle değerli dostlarım. Bir iki tane falan üstüne koymayınca kapanmayacak üstler çünkü gördüğünüz gibi şu şekilde kenardan şuradan dolduruyoruz. Şöyle koyalım bunu da. Şunu da doldurayım. Sizlere fazla sıkmak istemiyorum arkadaşlar o yüzden ben bunları dolduktan sonra sizler de görüşmek üzere inşallah. Evet arkadaşlarım sizler de şimdi şöyle güzelce patlıcanlarımızın içerisinde dolduracağım değerli izleyicilerim. Bu şekilde görüyor musunuz arkadaşlarım? Bu patlıcanları ben haşlatmadım. O yüzden şöyle kuru olduğu için içerisini tamamen dolduracağım sizlerle birlikte.
pişmeye başlayınca zaten güzelce bunlar tamamen büyüyeceği için büyüdükten sonra da içerisine tam gelir bunlar. Bu şekilde tamamen kapattım gördüğünüz gibi. Üzerlerinde arkadaşlar 1-2 adet biber koymanız yeterli olacaktır. Bu şekilde biberimizi de şöyle koyuyorum gördüğünüz gibi size göstereyim. Tamamen kapatmamız gerekiyor biberiyle birlikte değerli can dostlarım. Şöyle köşesinden kapatıyoruz. Şöyle içerisinde müsait bir yerine koyalım. Şurası iyi mesela. Şuraya koyayım bir tane. Şu geri kalanları da dolduruyoruz içerisine. Şöyle de bunu da doldurayım. Arkadaşlarım, can dostlarım. Bunu da şuraya koyayım. İçerisinde boş olan yerleri doldurmaya çalışıyoruz tamamen. Biberler zaten fazla pişmiyor. Şu patlıcanlar şişer içerisinde. O yüzden şöyle tamamen dolduruyorum bunları. Şöyle şuraya da koyayım. Şöyle bir tane kaldı gördüğünüz gibi. Bunu da birazcık ekler var. Bir iki tane yeçe kadar da. Onu da arkadaşlarım diğer bir iki tane biber var şunların içinde. Onları tamamen doldurmadım. Onları doldururum artık bu geri kalanıyla da. Hepsini yani tamamen sığdırmaya çalışırız arkadaşlar. Şöyle tamamen bunu da doldurdum değerli dostlarım. Görüyor musunuz şu şekilde patlıcanlar da ayrı bir güzel oluyor bunda. Şöyle bunun üzerini kapatıyorum biberle birlikte. Evet bunu arkadaşlarım artık nereye koysam bilemedim de. Şuraya koysam buraya olmaz. Şuraya koyayım en iyisi. Şurada köşede pişsin bu da. Şu kalan harcımızla da şunların bazılarının içleri boş kalmış sizlere söylemiş olduğum gibi. Onları doldurayım. Şöyle üzerinden bas vereyim arkadaşlar hemen. Basınca zaten hemen dolu veriyor işte. Şöyle şunu da birazcık boş. Şunu da boş birazcık. Şunu da dolduralım. Boş alanları dolduruyoruz işte arkadaşlar. Sonradan pişince taşar mı artık bilmiyorum da. Taşmaz herhalde ya bir şey olmaz. Boş kalmasın dişleri taşsın önemli değil. Boş kalın çünkü arkadaşlar doldurumuna gelişleri. Misafir falan gelene taşsa yine sorun olmuyor da öyle fazla. Taşsa en fazla görünüm bozuluyor. Şöyle şunun içinde doldurayım. Şu geri kalan harcını da artık arkadaşlar dibine falan dökerim. Ya da başka bir şey kullanırım. Evet şimdi sizlerle bunun içerisine suyumuzu da ilave edelim. Evet canlar şimdi sizlerle yemeğimizin üzerine şöyle değerli izleyicilerim. Sıcak suyumuzu ilave ediyorum. Şöyle bir köşesine ilave etmemiz yeterli olacaktır. Şöyle kenar köşelerini ilave edersek daha iyi olur arkadaşlarım. Yarısına gelmesi de yeterli olur. Şöyle sıcak suyla birlikte patateslerimizi şöyle bastıralım iyice dibine de. Güzelce tamamen. Pişsinler içerisinde şöyle göstereyim sizlere bir en son haline yapmış olduğumuzun. Az sonra da pişmişlerimi göstereyim inşallah piştikten sonra. Böyle kapağını kapatayım artık arkadaşlar ben bunun. Kapalı şekilde böyle. Ben bunu bir 40 dakika, yarım saat belli olmaz yani pişme süresine göre sizlere söylüyorum ne kadar sürede pişti. Evet değerli izleyicilerim şöyle görmüş olduğunuz gibi dolmalarımızı güzelce pişirdim. Canlar sizlere şöyle bir yakından göstereyim değerli izleyicilerim. Şu şekilde görüyor musunuz arkadaşlarım? Ne güzel çok güzel pişler gerçekten tane tane oldu hepsi. Şu şekilde gördüğünüz gibi şunlar patateslerimiz. Şunlar görmüş olduğunuz gibi domates biberlerim. Şunlar şöyle patlıcanlarım. Geri kalanını biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Evet değerli izleyicilerim, değerli takipçilerim bir videomun daha sonuna geldim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın değerli can dostlarım.